ihale de oturmak istemiyoruz. Biz burada mağdur kaldık. Nedir bu yani? Bizi arayan soran yok. Meriç Nehri'nin karşı yakasında bulunan Karaağaç Mahallesi'nde bazı aileler taşkın riskine karşı okullara yerleştirildi. Bölgedeki aşırı yağışların ardından nehirlerde su seviyesi son yılların en yüksek seviyesine ulaştı ve debisi gittikçe yükselen nehirler yatağına sığmayarak taştı. Nehirlerin etrafında bulunan alanlar sular altında kaldı. Meriç ve Tunca nehirleri iki köprü arası derinen mevkide birleşip taşkın suyu Meriç ve Tunca köprülerini kapladı. Pazar Kulesi sınır kapısına giden uluslararası yol sular altında kalıp Karaağaç Mahallesi'nin Edirne ile bağlantısı kesildi. Mahalle halkı dün geceden bu yana taşkın esareti yaşıyor. Karaağaç'ta düşük otta yer alan Göl Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar su baskınına karşı tahliye edildi. Edirne merkeze getirilemeyen aileler mahallede bulunan okullara yerleştirildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan ve çoğunluğunun romanların oluşturduğu aileler yetkililere tepki gösterdi. Evlerini terk etmenin üzüntüsünü yaşayan aileler yetkililerin nehir taşkını sorununu bir an önce çözmesini istedi. Biz burada mağdur kaldık. Nedir bu yani? Bizi arayan soran yok. Aç mısın, susuz musun, nerede yatıyorsun, nerede kalıyorsun? Böyle olmaz. Milletimize Allah zaval vermesin ama soran yok bize oğlum. Yıldırım'da gelemediler maalesef. Kim otelde, kim bir akrabalarda. Allah razı olsun, okuldayız. Bir şey olmaz. Siz sağ olun. Bize yiyecekmiş, paramış, bize hiçbir şey vermesin. Bize bir ev versin, orasını silsin, boşaltsın. Bu kadar yani. Biz böyle korkuyla yaşamaktan bıktık artık. Hani buna bir çare bulsunlar. Bizi buradan kaldırsınlar bari. Bak kız anneler. Verdiler bize 1 milyar para, başka da yok. Bütün mahalle dediğin gibi hepsi çok perişan halinde. Bak hayvanlarımız dediğin gibi çoluğumuz, çocuğumuz, enciğimiz, köpeğimiz çok perişan halinde. Hiçbir şey kurtaramadık. Biraz tedbirimizi aldık ki eşyalarla sağa sola taşıdık ama çoğunu da taşıyamadık. Yani mağduruz. Şimdi evlerde yatamıyoruz korkudan.